Sevgili basın emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen, gözü kulağı bizde olan değerli halkımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Siz de hoş geldiniz. Şimdi malumunuz kongremizden bu yana yüzlerce değerlendirme ve halk toplantıları, son olarak eş başkanlarımız İstanbul'dan Hakkari'ye, Muş'tan Adana'ya, pek çok yerde gerçekleştirdikleri halk buluşmalarında dile gelen talepler ve dün başlayan, bugün de sürmekte olan Merkez Yürütme Kurulumuzun ana gündemiydi. En önemli başlık hiç kuşkusuz tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim de partimizde yerel seçimler başlığı. Bu arada MYK'mız hala devam ediyor. Ben arada sizler aracılığıyla kamuoyunu bazı eğilimler ve kararlara ilişkin bilgilendirmek üzere çıktım. Halkımızın talepleri çerçevesinde MYK'mızın da gündemine gelen, tartışılan ve ortaklaşılan bazı eğilimleri sizlerle paylaşacağım. Hatırlanacağı üzere eş genel başkanımız Tuncer Bakırhan 1 Aralık'ta Hakkari'de şöyle bir açıklama yaptı. Halkımız bizden her yerde seçime adaylarımızla girmemizi istedi dedi ve devamında bunun ilgili kurullarda tartışılacağını ve en kısa sürede bu konuya ilişkin bir stratejinin belirlenip kamuoyu ile paylaşılacağını da yine aynı gün aynı yerde açıklamıştı. Partimiz bu talebi yine eş genel başkanımızın da işaret ettiği gibi Merkez Yürütme Kurulumuzda ciddiyetle tartışıp değerlendirdi ve Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar Merkez Yürütme Kurulumuzun önerisi olarak parti meclisimizde de değerlendirilecek. Daha önce yaptığımız açıklamada birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde aday adayı başvurularımızın başladığını, 27 Kasım'da başladığını ve 10 Aralık'a kadar süreceğini açıklamıştık. Batı illerinde de komisyonlarımız kuruldu. Aday adayı başvurularını almaya başladık. Yani Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı. Aday adayı başvurularını da almaya başladığımızı bir kez daha vurguluyorum. Yerel seçim stratejimiz kazanmak, kaybettirmek ya da kazandırmak değil, kazanmak. Neyle kazanmak, nasıl kazanmak? Kent uzlaşısı ile kazanmak. Değerli basın emekçileri, bu süreçte yapacağımız en önemli şeylerden biri de geliştirdiğimiz yerel seçim ve yerel yönetimler komisyonumuzun günlerdir hem sahada hem raporlarla hem araştırmalarla çalıştıkları ve ortaya çıkardıkları yeni bir ön seçim modeli. Bu konuya ilişkin periyodik bir biçimde zaten açıklamalar ve değerlendirmeler yapıyoruz. Her yerde, yani ön seçim koşullarının olduğu her yerde adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz. Ön seçimlerin her ilde, her ilçede katılımcı, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın, barış, özgürlük ve eşitlik talebimizin görünür olduğu bir şekilde ve adeta bir demokrasi şöleni havasında gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bunu da adaylarımızı belirlerken yine gerçekleştireceğimiz kent uzlaşısı ile sağlayacağız. Peki ne demek kent uzlaşısı? Yani en geniş mutabakat, şehirdeki her sesi duymaya çalışmak. Hedefimiz bir aday belirlerken aday belirlediğimiz yerdeki en geniş kesimlere ulaşıp her sesi duymaya çalışmak ve o sesi de katarak şehri yönetecek insanları belirlemek. Bu da bir ilk. Şöyle bir ilk, normalde klasik ön seçim modellerinde partilerin yalnızca üyeleri oy kullanabiliyor. Oysa bizim geliştirdiğimiz bu ön seçim modelinde böyle olmayacak. Yalnızca partimizin üyeleri değil, yalnızca bileşen partilerimizin üyeleri de değil. Demokratik kitle örgütleri, ailelerimiz dünden bu yana emek vermiş, yöneticilik yapmış herkes bu süreçte sorumluluk alarak bizimle birlikte olabilir ve oy kullanabilir. Dolayısıyla kent hakkı için emek veren herkesin katılımı ve uzlaşısıyla belirleyeceğiz adaylarımızı. Sadece belediye eş başkanlarını değil, bir başka ilk, bugüne kadar uygulanmamış bir model. Sadece belediye eş genel başkan adaylarımızı değil, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclis üyelerimizin de 1/3'ünü yine ön seçimle belirleyeceğiz.
Heyecanlıyız, kararlıyız, umutluyuz, kazanacağız. Türkiye'nin her yerinde seçime adaylarımızla girmek için hazırlanıyoruz. Kayyumları kalıcı hale, sabit hale getirmeye çalışanlar da bilsinler ki partimize gönül veren, oy veren, seçmen olan ve bunun için ağır bedeller ödeyenler kayyum rejimine en güçlü cevabı kendilerine ve kentlerimize kazandırarak verecekler. Çok teşekkür ederim. Bu açıklamayı iki dilli yapmak istiyorum. Kürtçe'de aynı şeyi söyleyeceğim ve sonra hemen MYK'ya döneceğim ama bu esnada varsa sorularınız çok hızlı bir şekilde alabilirim. Yoksa ben aynı açıklamanın Kürtçesine geçmek istiyorum izin verirseniz.